Merhaba arkadaşlar. Ben vurmadım. O vurduktan sonra Tamam. 1, 2, 3. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Caner ve İmanın Gücü programına katıldığınız için teşekkür ederim. Ne düşünüyorsunuz? Tanrı insanlara acı çekmesine neden oluyor mu? Aşağıdaki yorum bölümüne fikrinizi bildirin. Şimdi bugünkü hikayeyi anlatmaya başlamadan önce bu 10 bölümde umutsuz durumlardan geçen insanlar hakkında bazı şaşırtıcı hikayeler paylaşacağım ve Tanrı'nın yardımıyla nasıl çözmeye çalıştıklarını göreceğimizi söyleyeyim. Bu yüzden hiçbirini kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Caner, Caner, onlara zil butonuna basmayı da unuttular. Ömer bana hatırlattı. Aşağıda abone olduktan sonra zil butonuna da basarsanız herkesten hızlı bir şekilde yeni videolarımıza ulaşabilirsiniz. Bugünkü bölümde sadece yaşamın zorluklarıyla yüzleşen iki dul kadının hikayesini ele alacağız. Hayatta kalacaklar mı yoksa kalmayacaklar mı? Bu soruyu cevaplamak için Kutsal Kitabın Rut bölümünden ayrıca sizin de okumanızı tavsiye ettiğim Rut ve kayınvalidesinin hikayesini okuyacağım. Haydi şimdi birlikte okuyalım. Rut 1. bölüm 1. ayet. Hakimlerin egemenlik sürdüğü günlerde İsrail'de kıtlık başladı. Yahuda'nın Betlehem kentinde bir adam karısı ve iki oğluyla birlikte geçici bir süre kalmak üzere Moab topraklarına doğru yola çıktı. Naomi, kocası Elimelek ölünce iki oğluyla yalnız kaldı. İki oğul, Moab kızlarından kendilerine birer eş aldılar. Kızlardan birinin adı Orpa, ötekinin adı Rut'tu. Orada 10 yıl kadar yaşadıktan sonra Mahlon'da, Kilyon'da öldü. Böylece kocasıyla iki oğlunu yitiren Naomi yapayalnız kaldı. Sevdiklerimizin ölümü ve onlardan ayrı düşmek genellikle bize Tanrı tarafından sevilmediğimizi hissettirir ve çoğu zaman başımıza gelenler için Tanrı'yı suçlarız. O dönemde dul olmak bir kadının başına gelebilecek en kötü şeydi. Bu onun yoksul olacağını ve ihmal edileceği anlamına gelir. Umarım sevdiğiniz hiçbirini hiç kimseye kaybetmezsiniz. Ama sana benzer bir şey olsaydı nasıl hissederdin? Nasıl hissederdiniz? Bizimle paylaşın. Bu yüzden Naomi ve gelinleri orada eve dönmek için hazırlandı. Yok artık. Gitmezlerse de WhatsApp var ya oradan yazışsın. Onunla 10 yıl geçirdikten sonra onlar bir aileydi. Fakat Naomi burada bencil değildi. Dedi ki, Tanrı size nezaketini göstersin. Siz de ölü kocalarınıza ve bana karşı nezaket gösterdiniz. Rab her birinize bunu sağlasın. Başka bir kocanın evinde huzur bulun. Gelinlerden ayrılmak onun için daha fazla sıkıntı anlamına gelse de yaşlılıkta kendisine bakması gerektiği için henüz gençken kendi yaşamına devam etmeleri ve onlara kendisi olduğundan daha iyi bir yaşama sahip olmalarına izin vermeye karar verdi. Sizce iki gelin nasıl bir karşılık verdi? Ne? Koca mı? Bence uzaklara gitmeleri gerek yok. Kendi memleketlerinde de koca bulabilirler. Rut 1. bölüm 14. ve 18. ayet. Gelinler yine hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Sonunda Orpa kaynanasına öpüp vedalaştı. Rut ise ona sarılıp yanında kaldı. Naomi Rut'a, ''Bak, Elt'in kendi halkına, kendi ilahına dönüyor. Sen de onun ardından git.'' dedi. Şaşırtıcı bir şekilde burada iki farklı yanıt görüyoruz. Orpa geri dönmeyi kabul etti. Bravo Orpa, dinledin sözünü. Ancak Rut kayınvalidesinin ayrılmayı reddetti. Ve onun yanında kaldı. Dedi ki, ''Seni bırakıp geri dönmemi isteme. Sen nereye gidersen ben de oraya gideceğim. Sen nerede kalırsan ben de orada kalacağım. Senin halkın benim halkım. Senin tanrın benim tanrım olacak. Sen nerede ölürsen ben de orada öleceğim ve orada gömüleceğim. Eğer ölümümden başka bir nedenle seninle ayrılırsam Rab bana daha kötüsünü yapsın.'' Rut aralarındaki bağı onurlandırdı ve onu bir daha bırakmamaya söz verdi. Naomi, Rut'un kendisiyle birlikte gitmeye kararlı olduğunu anladığında ona ısrar etmeye bıraktı. Rut, evlenmeden önceki hayatındaki gerçek Tanrı'ya ibadet etmiyordu. Ancak burada kendisine gerçek Tanrı'yı ve Naomi halkıyla ilişkilendirme kararını aldığını görüyoruz. Rut 1. bölüm 19'dan 21. ayetler. Böylece ikisi Betlehem'e kadar yola devam ettiler. Dönüşleri bütün kenti ayağa kaldırdı. Kadınlar birbirine ''Naomi mi bu?'' diye sordular. Naomi'nin adı mutlu ya da hoş anlamına gelir. Ancak Naomi tüm bu yaşadıklarından sonra kendisine mutlu olmadığını söyledi ve insanları yaşamındaki acıları ve kendisini nasıl hissettiğini göstermek için kendisini acı anlamına gelen Mar adıyla çağırmalarını istiyordu. Neden kendine acı dedin ki? Daha iyi isim yok muydu? Sen bunları okumadın mı? Sence yaşadıktan sonra bunları kendine tatlı dedirtmesi uygun olur muydu? Acı içinde yaşadıklarının sebebinin Tanrı olduğunu düşündü.
Tanrı'yı hayatında talihsizlik getirmekle suçluyordu. Sence sorunlarımızla baş etmenin doğru yolu bu mu? Düşüncelerini bizimle paylaş. Bir önceki videoda şeytanın insana bir sürü problemler yarattığını gördük. Allah ise bize çözüm yolunu gösteriyor. Kesinlikle öyle. Her zaman Tanrı'ya güvenmeliyiz. Rut 3. bölüm 1 ve 2. ayetler. Kaynanası Naomi bir gün Rut'a, "Kızım, iyiliğin için sana rahat edeceğim bir yeri aramam gerekmez mi?" dedi. "Hizmetçileriyle birlikte bulunduğun Boaz akrabamız değil mi?" Boaz. Bu İstanbul'da değil miydi Boaz? O Boaz değil. Burada Naomi'nin akrabasının ismi Boaz. Sizden daha fazla deneyime sahip olan yaşlı insanların tavsiyelerine güveniyor musunuz? Sizce size işleri nasıl yapacağınızı önerenlere nasıl yanıt veriyorsunuz? Rut Naomi'ye itaat etti çünkü onun için en iyisini istediğini biliyordu. Naomi ona o adamın yanına gitmesini söyledi. Adam yatıp uyuduğunda nerede yattığını belli. Sonra gidip onun ayaklarının üzerindeki örtüyü kaldır ve oracıkta yat. Ne yapmam gerektiğini o sana söyler. Rut ona söylediğin her şeyi yapacağım diye karşılık verdi. Ama da cesaret. Ben olsam hayatta yapamazdım. Kesinlikle. Kayınvalidesine saygı duyuyordu ve onun tavsiyelerini dinledi. Her birimizin hayatına güvenilir olan insanlar vardır ve onları dinlemeliyiz. Çünkü sonuçlar kendi elimiz için olur. Rut 4. bölüm 1. ayet. Bu arada Boaz kent kapısına gidip oturdu. Sözünü ettiği yakın akrabası oradan geçerken ona "Arkadaş, gel şuraya otur." diye seslendi. Adam da varıp Boaz'ın yanına oturdu. Boaz onurlu ve sözünde duran biri olarak tanınıyordu. Bu sorumluluğu seçmemiş olmasına rağmen doğru kararı aldı. Rut 4. bölüm 3 ve 4. ayetler. Boaz yakın akrabadan olan adama şöyle dedi. Moab, topraklarına dönmüş olan Naomi, akrabamız Elimelek'in tarlasını satıyor. Ben de burada oturanların ve halkımın ileri gelenlerin önünde bunu satın almak için durumu sana açayım dedim. Yakın akrabalık görevini yapmak istiyorsan yap. Ama sen akrabalık görevini yerine getirmeyeceksen söyle de bileyim. Çünkü bu görevi yapmak önce sana düşer. Senden sonra ben gelirim. Adam, yakın akrabalık görevini ben yaparım diye karşılık verdi. Boaz, o zamanki toplumun geleneklerine saygı göstererek Naomi'nin en yakın akrabasıyla konuştu. Bu akrabanın görevi, ölen kişinin mülkünü satın alıp dul kalan Rut ile evlenmekti. Bu yüzden Boaz ilk olarak Naomi'nin en yakın akrabasına gitti. Ancak Rut ile evlenmek istemeyen akraba, "Sen kendin satın al!" diyerek çağrığını çıkarıp Boaz'a verdi. Boaz, ileri gelenlere ve bütün halka, "Elimelek'in, Kilyon ile Mahlon'un bütün mülkünü, Naomi'den satın aldığıma bugün siz sanık oldunuz," dedi. Kentin ileri gelenlerinin ve tüm halkın önünde bir sonraki kişi olarak kendisine verilen görevleri yerine getireceğini bildirdi ve sözlerine şöyle devam etti. Mahlon'un dul karısı Moavlı Rut'a da kendime eş olarak alıyorum. Öyle ki ölen Mahlon'un adı bıraktığı mirasla birlikte sürsün. Kardeşlerin arasından ve yaşadığı kentte adı silinmesin. Bugün siz buna tanık oldunuz. Oo, çok komplike gelenekleri varmış. Evlenmek yerine al ona bir bahçe, yaşasın. Aynı şekilde yaşamımıza zorluklarla karşılaşabiliriz. Fakat hangisini seçerdiniz? Kolay kararı mı, doğru kararı mı? Çoğu zaman doğru karar önümüzde açıktır. Ancak biz kolay olanı seçme eğilimindeyiz. Kolay olanlar yerine doğru kararları almak onurlu bir davranıştır. Unutmayın ki bugün hikayemizin son kısmına vardık. Rut 4. bölüm 13. ayet. Böylece Boaz, Rut'u kendine eş olarak aldı ve onunla birleşti. Rabbin kutsamasıyla gebe kalan Rut bir oğul doğurdu. Naomi çocuğunu alıp bağrına bastı ve ona dadılık yaptı. Komşu kadınlar, "Naomi'nin bir oğlu oldu," diyerek çocuğa ad koydular. Ona Ovet adını verdiler. Ovet, İshay'ın babası, İshay ise Davut'un babasıdır. Ne yani? İsa'nın da ve Davut'un sülalesi Rut'tan mı geliyor? Tabii ki de öyle. Ne bereketli sülaleymiş. Rut, Naomi'yi dinlemiş olsaydı ne olurdu? Aynı sonuçları alır mıydı? Boaz'la evlenir ve Kral Davut'a büyük büyük annesi olur muydu? Daha da ötesi gelecek Mesih'in soyundan olur muydu? Halkını terk etmeye ve farklı bir ülkeye ve farklı bir kültüre gitmeye karar veren nazik bir dul için ne müthiş bir son. Ayrıca Tanrı'nın yaşadığı ıstırabın nedeni olduğunu düşünen Naomi için ne müthiş bir son. Tanrı Naomi'yi çekti acılardan sonra bolca bereketledi. Çünkü Naomi Tanrı'ya sadık kaldı ve ona güvendi. Onu Tanrı'ya geri çevirmedi. Üzüntülerimizde ona sadık ve güvende kalırsak Tanrı bize büyük nimetler verir. Çoğu zaman Tanrı'ya neden bu benim başıma geldi ya da neden bunun bana olmasına izin verdin diye sorarız. Unutma,
Tanrı her zaman hayatımızda olan her şeyde bizim için daha büyük bir yarar sağlar. Hava iyi ya da kötü olabilir. Tanrı'ya güvenirsek o bizim için daima kötüyü iyiye çevirecektir. Bu hikaye hakkında ne düşünüyorsun? Tanrı'nın senin için daha iyi bir yaşam planladığını hissetmeni sağlıyor mu? Bana bunu hissettiriyor. Aşağıdaki yorumlarda nasıl hissettiğini bizimle paylaş. Kutsal kitaplar herhangi bir konuyla ilgileniyorlarsa videonun hemen altında yorum olarak yazabileceklerini söyler misin? Zaten söyleyecektim, biliyorsun seyirciler seni duyabiliyorlar. Neyse, başka bir konu hakkında öğrenmek istedikleriniz varsa videonun altına kendi dileklerinizi yazabilirsiniz. Ruth ve seninle benzer bir yaşam deneyimlerine sahip diğer karakterler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misin? Bizimle iletişime geçin. Onları seninle paylaşmaya hazır olacağız. Daha fazla iman gücü için bizimle iletişime kalın. Bunun gibi daha fazla video görmek istiyorsanız tüm yeni videoları almak ve eski videoları da izlemek için kanalımıza abone olun. Gelecek hafta halkını kurtarmak için her şeyi riske atan yetim mülteciden bahsedeceğimiz zaman görüşürüz.